cumartesi gününe bizim soframıza hoş geldiniz. Şimdi karşınızda güzeller güzeli göçmen kızı Nevin. Kaçarım. Kimse beni stüdyoda tutamaz. Gerçekten bir sürprizim var dedi. Ne var hiç bilmiyorum. Bakalım ne çıkacak ilerleyen dakikalarda. Umarım... Burada. Ya alın şunu şuradan ya. Gerçekten size inanmıyorum. Hemen onu burada stüdyodan çıkartın. Ersin programı bırakıyor. Eğer çıkartmazsanız kokusunu alıyorum. Lütfen çıkartın. Hemen. Hamide hemen. Canan. Ayva var. Hemen bunu atın. Stüdyodan çıkartın. Hatta kulisimde de olmasın. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Sen yandın. Sayın seyirciler, ben yıllardır söylüyorum. Benim ismini bile zor söylediğim Ayva'ya karşı inanılmaz alerjim var. Ama bugüne denk getirdin Canan. Bunu hiç unutmayacağım. Sana inanılmaz bir sürprizim var dedi. Ben de zannediyorum ki hani güzel bir şey yapacak. Benim sürprizim var ama çok da güzel. Ne sürprizi var? Söyle bakalım. O da mı başka meyve yoksa? Yok öyle bir şey değil. Ben hafta sonu kız kardeşimin yanına gittim. Yalova'da da izleniyorsun. Herkesin evet. Sana selamı var. Çok teşekkür ederim. Kendi çok elleriyle bilezik yapmış. Oo, çok teşekkür ederim. Deniz kabuklarından. Ay canım ellerin dert görmesin. Gerçekten çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun diyorum ama benim için hiç zahmet etmeyin ya. Çok teşekkür çok ederim. Çok seviyorlar seni. Herkes çok izliyor. Ederim, herkesin canım de selamı benim. Var. Çok sağ ol. Sen nasılsın Menekşe? Ben de iyiyim gayet iyiyim. Gördüğün gibi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Afrodit Restoran'ın sahibi İsmail Avşar şu an beni izliyor. Ona da kocamın öpücükler, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. İnanılmaz baskı yapıyorsunuz bana. Neden hafta sonu da yoksunuz? Bari bir gün daha olsun, cuma da olsun ya da pazartesi de olsun diyorsunuz ama bu benim elimde olan bir şey değil. Yönetim, Tuncay Bey alo deyin. Kandırmak kandırmamak kabiliyetli misiniz değil misiniz sizin elinizde. Onu ben bilemem Selçuk değil mi?
Öyle. 2 saat yetmiyor bize diyorsunuz. Onunla ilgili de yapabileceğim bir şey yok ama her seferinde Tuncay Bey'e söylediğimde geçen sene de şöyle bir şey söyledi bana. Nevin dedi, her şeyi tadında kalırsa güzel olur dedi. Ama inşallah belki önümüzdeki günlerde size bir kaya olmadı. Olmadı. Kaya. Biraz yattım ama tabii ki dikkat edin kendinize, havalar bir sıcak bir soğuk, hani ne olacağı belli olmuyor. Canan sen gözüme görünme, resimlerini de çekme, yandın sen reklam arasında, bence girecek bir delik ara, gerçekten öyle. Bir de herkes seni bana mikrofona konuş canım. Mikrofon kapanır. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Herkes seni bana soruyor. Nasıl oldu, ne yapıyor diye. Benim de telefonum çalındığı için sana da ulaşamıyorum. Ben çok de kahroldum. Çok geçmiş olsun canım. Herkesin benim. Geçmiş olsunu var sana. Ama çok teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Çok yan yana biliyorlar bizi. Çok teşekkür ben ederim. Ben de arayamadığım için kusura bakma. Canımsın. Telefonum çalındığı için en arayamadım seni. En sonunda kocasım telefondan beni aradı, nasıl oldun diye yoldayken sordu. Kaya, ikinize de çok teşekkür ederim. İkinizi de inanılmaz seviyorum. İyi ki varsınız diyorum. Şimdi bir soru gelmiş bana. Demiştiniz ki sen nasıl besleniyorsun? Çok önemli ya benim nasıl beslenmem. Ben otla besleniyorum. Ben zaman zaman size bir şey söyleyeyim mi? İnanın akşam 10 oluyor böyle 11. Acaba diyorum ben bugün bir şey yedim mi? Onu bile unutuyorum. Yani çok dengesiz besleniyorum. Siz benim beslendiğim gibi beslenmeyin. Ama hastaydım ya bu hafta evimde. Bir akşam saat 7'de kalktım Selçuk. Giyindim, hiç üşenmedim. Gidip değişik değişik çikolatalar aldım kendime. Ona hiç üşenmiyorum. Bana çikolata olsun, gerisini düşünmek.